Zombie Apocalypse. Günaydın dostlar. Bugün günlerden 31 Mayıs Çarşamba. Ben sabah 5.30 gibi uyandım. Aşağı yukarı saat şu an 7.10 var civarında. Kahvaltımı yaptım. Bazı eşyalarımı toparladım. Bazı çamaşırlarımı toparladım. Kuruyanları. Bu gece Alınca'yla Boğaziçi Köyü arasında orman içerisinde bir yerde kaldım. Bugünkü rotam Bel'e doğru olacak. Yaklaşık 15 kilometre. Şu an sabahın serinliği var. Daha henüz güneş düşmedi. Güneş doğdu fakat dağların arasında olduğum için güneş henüz düşmedi buraya. O yüzden 13 derece gibi bir serin hava var. Bu şekilde şimdi eşyalarımı toplayayım. Yavaştan yola koyulacağım. Bugün yeni bir yolculuk, yeni bir rota beni bekliyor. Hadi yola koyulalım. Evet dostlar, ben her şeyimi topladım ve yoluma devam ediyorum. Bugün Likya yolunda 5. günüm. Bugün rota üzerinde Sidima Antik Kent var. Bele gelmeden önce Sidima Antik Kent'ini de gezmek, görmek istiyorum. Bakalım, saat 7.30 gibi yolculuğuma başladım. Şu manzaraya bakın şimdi. Kaya, dümdüz kaya böyle yanlamasına. Ardındaki manzara derseniz bu şekilde cennet koyuna çıkıyor. Mükemmel ya. Güneş yüzünü yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Manzarası muazzam. Sidima'ya yaklaşık 6 kilometre gösteriyor ki yalta bakılasına. Burada böyle bir kamping alanı var. Günler sonra aynada da kendimi görmek çok güzel. Böyle kamping alanı yapmışlar. Aa, şu çok güzel. Burayı da bu şekilde değerlendirmişler böyle. Şu an hizmet veriyor mu bilmiyorum. Şimdi kamping alanından böyle bir köpüş geldi. Gel. Gel babacık. Oh, kendini sevdiriyor böyle. Vay. Senin sahibin neydi? Ha? Oh. Hadi. Ben gideceğim ama. Benim yolum var. Hadi sen evine dön, ben de gideyim. Hadi. Sizinkiler merak etmesin. Gelme ama. Bak, sahipli bir köpüşe benziyorsun. Sizinkiler merak eder. Dön hadi. Şimdi böyle düzlük bir alana indim. Su üçgeci diye gidip bir yerden geçiyorum. Dinlenme alanı yapmışlar. Burada böyle su yeri mi sanırım, ev de olabilir. Burada yolum devam ediyor. Köpüşle birlikte devam ediyoruz. Sürekli iş yapıyorsun ya. Ne yedin sen gece? Ne yedirdiler sana? Böyle yolumuz bu şekilde devam ediyor. Şimdi saat 8:05 geçiyor. Burada bir kamping alanı buldum. Bir tane Türk yürüyüşçüyle karşılaştım. Suyum yoktu. Yarım litreden az suyum vardı. Su almaya geldim. Su da varmış burada. Böyle köyün içine doğru üst yoldan da zaten yol geçiyor. Burada zaten okul tabelasını falan da görüyorsunuz. Böyle şimdi suyum falan içtim. Biraz dinleneyim. Yoluma devam edeceğim. Şimdi bu kamping alanının orada böyle koyunları falan var. Yavru kuzuları görüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hı? Pişt. Bay bay. Şimdi Kalabantia diye bir yer gösteriyor. Normalde yol buradan gidiyor. Ben buradan geçeceğim. Burada da harita üzerinde sarnıç gösteriyor. Osmanlı dönemine aitmiş. Of, bayağı indim böyle aşağıda. Yani ne antik kent görüyorum ne bir şey. 2 kilometreden de fazla yürüdüm.
Değil mi Kuçu? Sen de yanımdaydın. Of, şu patikaları falan tekrar çıkacağım yani. Yoluma kaldığım yerden devam. Hadi. Önden yürü bakayım. Bu da benim yolcum oldu ya. İnşallah sahibi falan yoktur yani. Hadi koş. Önden git bakayım. Enerjimi düşürüyor hayvan ya. Ne kadar hızlı. Of, Kalabantia diye gitmek istediğim yer bana aşağı yukarı bir saatlik zaman kaybettirse de en azından hani gitmedim demeyeceğim yani. Görmeye çalışmadım demeyeceğim. İçimde bir pişmanlık olmayacak. Göremedim. O ayrı bir durum. Bu şekilde şimdi yoluma devam ediyorum. Hem de köpüşle birlikte. Takıldı geliyor vallahi. Ne yapayım? Gelsin. Su falan içirdim arada dinlenirken. Birlikte gidiyoruz bakalım. Bugün yine manzaralara doyum olmuyor. Keçilerle, oğlaklarla, köpüşümle yola devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir açıklıktan böyle çok güzel bir burundayım. Deniz alabildiğine gözüküyor masmaviliğiyle. Aşağıda çok güzel bir koy görünüyor. Mükemmel yerler ya. Daha yeni bir teyzeyle karşılaştım. Keçilerini otlatıyormuş. Öyle ayak sohbet muhabbet ettik. Aslen Faralyalıymış da burada keçilerle, koyunlarla falan köyde vakit geçiriyorlarmış. Eşiyle. Ve benim köpüşe de şey diyor, bu turistlerle gidip geliyor diyor, geziyor diyor. Dedim iyi, ben de sahibi var falan sanıyordum yani, şüpheleniyordum dedim. Hani nasıl geri dönecek falan diye. Yok dedi, o geziyor şeylerle dedi, böyle senin gibi gezginlerle falan ne geziyor dedi. Daha hala arkamda aşağı yukarı 5 kilometre falan oldu değil mi lan? Pişt, Kuçu. Değil mi? Aşağı yukarı 5 kilometredir falan benle geliyor. Bana yol arkadaşlığı yapıyor ya. Canım benim. İşte yine birçok zaman karşılaştığım ki durumla karşılaşıyorum. Rota üstüne böyle, normal rota böyle gidiyor. Rotanın üstüne çekmiş çitler abi. Çitlerle beraber kapalı olduğu için rota ta aşağıya dolanmam gerekiyor. Ve yani şu sıcak havada otun çöpün arasında insan zorlanıyor yani, bazen aşırı sinirleniyor insan bu tarz şeylerde. Ama neyse, olacak şeyler yani. Yapacak bir şey yok. Al işte. Rota burada. Yol kapanıyor. Ben şimdi otların içinden gideceğim ya. Çitlerin alt kısmından değil de üst kısmından dolaşmaya karar verdim. Burada daha yol bir açık gibi. Hadi köpüş. Götür beni. Sen biliyorsun rotayla da olsa birçok insan getirip götürmüş. Şimdi köpüşüyle birlikte şu tepe noktasından indik böyle. Çeşme varmış burada. Rotada da gösteriyordu zaten. Burada bir dinleneceğiz. Bulaşıklarımı falan yıkayacağım. Yıkadım daha doğrusu. Şimdi kahvemi yapıyorum. Biraz dinleneceğim. Bu patikayı o dağlardan, kayalardan inerken bacaklarım bitti yani. Artık iflas etti. Burada aşağı yukarı bir yarım saat, bir saat kadar dinlenmek istiyorum ayaklarımı uzatıp. Bu şekilde. Vadi rotası olduğu için böyle artık köylerin falan içinden gidiyordum. Vadilerin içinden. Denizden uzaklaştım biraz. Dağların arasından ilerliyorum. Evet, Sidim Antik Kenti'ne geldim arkadaşlar. Sidim Antik Kenti Roma dönemine ait bir kalıntı şehri. Burası Seydikemer ilçesine bağlı. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı. Dodurga mahallesinde yer alıyor. Hadi ileriye doğru biraz daha girelim. Burada mezarları görüyorsunuz. Şu ikisi mezar. Yani o zamandan bu zamana kadar yağmur, çamur, kar, rüzgar aşındırsa da bu zamana kadar böyle gelmişler. Burada da yine antik kentin içine doğru ilerlerken buralarda da kalıntılar olduğunu görüyorum. Şunlar mezar. Şu ikisi mezar yani.
çöpüşle birlikte geziyoruz. Gel şuradan devam edelim. Burası denizden içeri doğru böyle vadinin aralarında, dağların arasında korunaklı bir şekilde kurulmuş antik kent. Yani buraya ulaşılması o zamanlarda daha zordur tabii. O zamanlarda şehirleri inşa ederken tabii dikkate aldıkları düşmana karşı korunabilmek öncelikleri bu oluyordu tabii o dönemlerde. Bu şekilde manzara. Şimdi Nelikya Tebelası'yla karşılaştım. Bele 5 kilometre gösteriyor. Şimdi Dodurga köyünün içinden geçtim böyle. Yoluma devam ediyorum. Şimdi köyden çıkarken ölmüş yılan bulduk ya. Lan bayağı ezilmiş mi ne olmuşsa artık. Böyle. Buralarda doğal ortamlar yani var. Normal. Biz onların yaşamındayız yani. Biz onların evine geliyoruz. Onlar bizim evimize gelmiyor ki. Bele doğru giderken şimdi asfalt yola çıktım. Asfalt yoldan devam ediyorum. Burada görüyorsun sanırım siyah beyaz, kırmızı beyaz işaret var Likya yolunun. Doğru yoldayım. İleride patikaya giriş var. Yoldan sonra patikanın içine sapınca böyle dar yollardan bir patikaya attı yol beni. Bayağı dar yerlerdi ya. Şimdi açıldı gibi ama. Bayağı dar yerlerden ilerliyorum. Bakın burada çitlerin arkasında bir sürü oğlak var. Yavrularıyla beraber. Ne kadar güzel ya. Dümdüz arazi böyle. Köpüşten de korkuyorlar. Korkmayın, korkmayın. Yavruya bak. Zarar vermeyeceğiz. Evet, Bel köyüne gelmiş bulunmaktayım. Şimdi bir market varmış burada, Ramazan market, oraya gireceğim. Ondan sonra nerede kamp atabilirim veya ilerleyebilir miyim ona bakacağım. Şimdi Ramazan marketten alacaklarımı aldım. 3 tane de yumurta alacağım. Şurası 100 TL gördüğünüz yer. Onunla birlikte ne kadar abi? 110 lira ya. Birisi aramış ama ha, senin dekont gelmişti. Evet. Dekont geldi senin. Abi hadi Allah'a ısmarladık. Allah razı olsun. Dostum, hadi. Allah'a emanet olun. Eyvallah abi siz de. Ya yolda var ya çok şükür insanlarla karşılaşıyorum ya. Şimdi Ramazan marketten böyle akşam yemek için, ondan sonra yarın kahvaltı için bir şeyler aldım. Adam gerçekten fiyatını da satıyor yani. İşi rast gelsin. Ve çok iyi niyetli insanlardı. Teyzem de, amca da. Tam kalkacakken yenge de gözleme yapıyordu işte. Dedi göz hakkıdır bir tane. Ye de öyle git dedi. Ya işi rast gelsin. Gerçekten hani. Başka insanlar olsa, başkaları olsa. Her şey para derler. Oturdum bir bardakta çay içtim mesela. Hiçbir ücret almadılar ya. Gerçekten. İnsanlarla karşılaşıyorum çok şükür ya. Yani bir insanın zaten hani ardından güzel konuşulması kadar bir şey var mı ya?
Yarın bir gün beni tanıdılar mesela birisi. Hatırladı mesela. Ya Alper de ne kadar kötü adamdı. Şeytan görsün yüzünü demesi var. Bir de ya Alper ne iyi birisiydi ya. Çok iyi bir insandı, Allah razı olsun ondan. Demek var yani. İşte her zaman iyi olmak gerekiyor. Çok şükür ya. İnsanlar denk geliyor. Şimdi belki oyundan da çıkıyorum. Ramazan amcaya sordum, Belceyiz'de konaklayabilirsin dedi. Ücretsiz kamp alanları var orada dedi. Şimdi Belceyiz'e doğru gidiyorum. Aşağı yukarı 3-4 kilometrelik bir mesafedeymiş. Ama şu bayır çıktıktan sonra dümdüz ilerleyebilirsin dedi. Bir saat, bir buçuk saatte varırsın dedi. Şimdi Belceyiz'e gidiyorum. Bu gece orada konaklayacağım. Saat şu anda 5:25 var. Bele kadar aşağı yukarı 15,5 kilometre kadar yürüdüm. Sabah 7.30'dan beri yoldayım. 9 saattir yürüyorum. Belceyiz'e vardım mı? Bugünkü rotam aşağı yukarı 19,5-20 kilometre civarında bir şey olacak. Oh, yola devam. Aşağı yukarı 50 kilometre diyorum ya. 50 dakikalık yürüyüşün ardından Belceyiz'e ulaştım. Burada Ramazan amcanın dediği gibi bir çoban varmış. Sadece burada yaşayan bir çoban varmış. Onun haricinde burada değil sanırım, çünkü yukarıdan sesleri geliyordu. Burada kamp atacak yer arayacağım şimdi. Alınca'dan Belceyiz'e kadar yaklaşık 21 kilometre gösteriyor. Fakat farklı yollara sapmamdan dolayı toplamda 24,5 kilometre kadar yürümüşüm. Sabah 7:25 geçe çıkmıştım. Şu an saat 6:25 var. Belceyiz'de kamp alanı aradım. Endüzlük burasını buldum. Şeylerin, o ahırların arka taraflarına doğru. İleri taraflar böyle tüm taşlıktı. O şekilde bugün Belceyiz'de konaklayacağım. Bugün yorucuydu. En çok yürüdüğüm günlerden biri oldu sanırım. Yaklaşık 24,5 kilometre yürümüş. 24,6 kilometre gösteriyordu. Bugün kuçu bana yol boyunca eşlik etti. Bilmiyorum ne kadar gelecek. Yolda kimle konuşsam, hatta bu beldeki Ramazan amca bile, Raziye teyze de, onlar da dedi. Böyle onlar bu köpek. Yani gelenle gidiyor, gidenle geliyor gibisinden böyle. Da herkes de yola çıkıyormuş yani. Bilmem nereye kadar gelecek veya kimle dönecek. O şekilde bu beldeki Ramazan amca ve Raziye teyze çok iyilerdi gerçekten ya. Hala yani ne bileyim, insan duygulanıyor yani gerçekten. Böyle iyi insanlar kaldım diyorsun. Hele ki böyle turistik bir rotada yani. Şimdi herkes yani kime ne kadar, nasıl, ne şekilde satarsam derdinde. Ama onlar hani insanlık namına iyilik yapıyorlar yani. Teşekkür ederim gerçekten. Bu şekilde şimdi biraz dinleneyim. Ondan sonra malzemelerimi yerleştiririm, çadırımı kururum. Akşam yemeği falan derken öyle geçer. Bugün Belceyiz'deyim. Şimdi makarnamı pişiriyorum yine. Bugün hava sisli, bu taraflar sisli yani, yüksek irtifadayım. Bu şekilde köpüşü orada yatıyor. Çadırımı buraya kurdum. Bugün böyle. Bu arada Belceyiz'de telefon çekmiyor. Hemen buradaki çiftlik gibi yerin, ağılların arkasındayım, hemen arka tarafındayım. Burada telefon çekmiyor. Eğer gelirseniz bilginiz olsun. Makarna hazır arkadaşlar. Manzara karşısında ben yemeğe geçiyorum. Hadi bana afiyet olsun.